Merhaba, Meriç Göğütlüsü YouTube kanalına hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bugün biraz ekonomiden ziyade anayasa üstüne sohbet edelim. Malum Türkiye altılı masa bugün 84 maddelik bir anayasa değişikliği taslağını, değişikliği önerisini topluma sundu. Doğru bir hareket midir? İyi yerinde bir hamle midir? Altılı masa anayasanın değişikliği için yeterli bir platformdur. Şimdi önce kısaca şunu söyleyeyim. Bir, mevcut anayasadan memnun değilim. Mevcut iktidardan memnun değilim. Mevcut anayasa ve mevcut yönetim Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinden uzaklaşmıştır. Anayasa ve mevcut yönetim Türkiye Cumhuriyeti'nde karşı devrime egemen kılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri maalesef Cumhuriyet'te etkisini yitirmiştir. Laiklik ilkesi ortadan kaldırılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti kuruluş felsefesinden uzaktır. Hiçbir şekilde kuruluş felsefesi ve eski yani anayasasını yansıtmamaktadır. Sadece ve sadece mevcut şartlar kuruluş anayasası veya kuruluşundaki Türkiye Cumhuriyeti'nin sadece sınırları kalmıştır. Geri kalan her şey karşı devrim tarafından devletin tüm kurumları işgal edilmiştir. Sadece sınırları kalmıştır diyorum ama kalan sınırlarda delik deşiktir. Delik deşik o sınırlardan da 10 milyon sığınmacı gelmiştir. Yani sınırın namusu da kalmamıştır. Yol geçen hanına dönmüştür. Şimdi bu tespiti yaptıktan sonra altılı masanın anayasa değişikliğine ne diyorsun derseniz ona da karşı. Ona da karşı. Çünkü altılı masa, bakın şunu söyleyeyim. Karşı devrime karşı mücadele karşı devrimcilerle kol kola girerek yapılamaz. Bir daha söylüyorum. Karşı devrimle mücadele karşı devrimcilerle kol kola girerek yapılamaz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birçok kurumu, hemen hemen bütün kurumları, hemen hemen bütün kurumları karşı devrim tarafından ele geçirildi. Ama sevindirici tek tarafta toplumun büyük bir kesimi karşı devrime direniyor. Buna onay vermiyor. Karşı devrime onay vermiyor. Peki o zaman altılı masaya niye hayır diyorsun? Altılı masanın içindeki dört parti karşı devrimci. Altılı masanın içerisindeki dört partinin bütün siyasal ömrü karşı devrim adına cumhuriyeti gagalamış, yıpratmak için çalışmış. Ne işi var? 84 madde konuştular, 174 sayfalık bir metin hazırlamışlar. Bütün metni baştan aşağı okumadım ama televizyonda bütün açıklamayı baştan aşağı dinledim. Siz bir yeniden anayasa sıfırdan yapmaktan bahsediyorsunuz. Yeni anayasa bahsediyorsunuz. İçinde bir tek kelime laiklik yok. Bir tek kelime bu ülkenin kuruluş felsefesine atıf yok. Özgürlük, demokrasi. Tamam, özgürlük, demokrasi de laiklik olmadan özgürlük olmaz, demokrasi olmaz, hukuk olmaz, adalet olmaz. Türkiye Cumhuriyeti nasıl bir devlettir, nasıl kuruldu bunu bir hatırlamak lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti iki temel yapı üstüne kuruldu. Bir laik kolon var, bir de üniter devlet var. Bunları neye göre, bu iki yapı neyi hedefliyordu? Çağdaş muasır medeniyetler yani Avrupa'daki cumhuriyet rejimlerini, demokrasileri hedefliyordu. Avrupa'da laiklik niye tartışılmıyor? Çünkü Avrupa'da laiklik 1789'da bu Cumhuriyet Hareketi ya 89 devriminde laiklik diye bir konu gündemde yoktu ki onu birkaç yüzyıl önce çözmüştü Avrupa. Avrupa demokrasiye yani biz Avrupa'nın bu cumhuriyet rejimlerine doğru geçişinde demokrasiyi, özgürlüğü, eşitliği tartışmasında biz daha laiklik meselesini çözmemiş bir Osmanlı Dindarım İmparatorluğu toplumundan geldik. Onu çözmeye çalışıyoruz. Hala çözemedik ve karşı devrim
Birçok şeyi ele geçirmiş. Şimdi altılı masa, yani siyasal İslamcılar geçirdi. Altılı masa AKP'yi tamam ilk seçimde gönderelim. Ama altılı masa kendisi dışında hiçbir muhalefeti kucak açmıyor, genişlemiyor. Peki kendisi ne? Kendisindeki dört parti siyasal İslamcı. Kendisindeki dört parti, yani Deva Partisi de, efendim, Gelecek Partisi de, Saadet Partisi de hayatı boyunca karşı devrime hizmet etmiş siyasal mücadelede. Siyasal İslamcı partiler, öbür Demokrat Parti, o da nurcu bir parti. Yani o da laikliği tanımayan bir parti. Siz bunlarla kol kola girerek karşı devrimle mücadele mi edeceksiniz? Anayasa böyle mi yapılır? Neyse işte önce bu iktidarı devirelim. Devirelim de. Şu her zamanki gibi sırası mı şimdi de demeyin. Sırası çünkü bakın Deniz Baykal'dan beri ve 10 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu döneminden beri ne zaman bir seçime doğru gidilse, uyarı yapılsa sırası mı şimdi? Büyük bir koro çıkıyor. Sırası mı şimdi? Hadi bir sustuk, iki sustuk. Ekmelettin'e evet dedik, ona bilmem ne. Sırası mı şimdi diye bağıran insanlar başarısız olduktan sonra 9 seçim, 10 seçim başarısız olduktan sonra niye utanıp koltuklarını terk etmediler de haklı bir şekilde toplumdan ayaklanan demokratik muhalefeti sırası mı şimdi diye bastırmaya çalışıyorsunuz? Sırası. Bal gibi sırası. Ha, şimdi bu seçimde iki türlü seçim olduğu için ittifak içinde kalınır kalınmaz o ayrı bir şey. Orada oy bölünmez. İkinci turda ortaya çıkar. Ama sizin bu karşı devrimci kadroyla yeni anayasa yapma hakkınız da yok. Zaten ahlaka da sığmaz. Anayasanın yapma kurallarına da sığmaz. Şimdi karşı devrimci partiler. Ne işi var altılı masada Deva Partisi? Arkasında oy mu var? AKP'nin larvası. Arkasında oy yok. Devlet tecrübesi dese ne olmuş? Ekonomi yönetimini yönetmişler. Ne olmuş ekonomide? Türk ekonomisinin, tarımın da, sanayinin de rekabet gücü yani Ali Babacan'ın sorumlu olduğu dönemde uygulanan para politikaları yüzünden rekabet gücü ortadan kalktı. Türk ekonomisi borç batağına girdi. Ali Babacan dönemi öncesi veya AKP dönemi öncesi Türkiye'de son 20 yıla veya son 30 yıla bakın AKP öncesi cari açığın milli gelir oranı binde 5, binde 4, binde 6 arası. Ali Babacan dönemine gelin, AKP dönemine gelin, cari açığın milli gelir oranı %5. Bu sene geliyor %6'ya. Yani aldılar Türk ekonomisini, emperyalizmin ve İngiltere'deki tefeci bankerlerin kucağına oturttular. Oturtan kim? AKP iktidarı. Peki bunun baş sorumlu aktörlerinden biri kim? Ali Babacan. Oyu var mı? Yok. Devlet geleneği veya başarısı veya tecrübesi ne dersek bu. Ne işi var orada? Hadi gelsin AKP'yi devirmek için işbirliği yapıyoruz. Sandıkta devirmek için işbirliği yapıyoruz. Ona varım. Ama anayasa değişikliğinde Türkiye'nin yeni anayasasında söz söyleme hakkı onlarda yok. Bizim hakkımız olmayacak, onların hakkı olacak. Öbürü kim? Gelecek Partisi. Yani Davutoğlu. Türkiye'deki en büyük öbür sorun ne? Üstelik beka sorunu haline gelmiş ekonomi dışında. Suriyeliler. 10 milyon sığınmacıyı Türkiye'ye dolduran adam. O politikaların sorumlusu. IŞİD'li katilleri öfkeli Müslüman gençler diye masum gösteren, diri diri Türk askerlerini yakan IŞİD'li katilleri masum gösteren bir siyasi figür. Altılı masada yeni anayasayı yapacakmış. Bakın bizim derdimiz karşı devrimle mücadele. Tamam.
Erdoğan'ı sandıkta götürmenin yollarını arayacağız. AKP'yi sandıkta götüreceğiz. Götürelim. Ama böyle anayasa değişikliği yok efendim, muhalefet için sadece kendi dar alanında bir muhalefet yapmak, toplumsal muhalefeti susturmak yok. Ona hakkınız yok. Ha, bu arada bir yan ayrı oluşum oluyor. Yani merkezde Atatürkçü partiler var. Altılı masaya giremiyor. Çünkü siyasal İslamcı partiler engelliyor. İlerici devrimci sol partiler var. Altılı masada yok. Niye o? Sen itiraz ettiğin zaman sırası mı şimdi? Ne zaman sırası mı şimdi? Bütün başarısızlıklarınızda sırası mı şimdi diye kocaman kocaman bağırdınız. Sonra bütün başarısı kaybettiğiniz 9 seçim, 10 seçim sonrası hiç yüzünüz kızarmadan oturdunuz, istifa etmediniz. Sizin için sırası mı şimdi diye sormak lazım. Gitmeniz lazım. Peki anayasadan memnun değilim, iktidardan memnun değilim. Ne olması lazım? Anayasa nasıl değişik? Anayasa bu şekilde değişmez. Bakın bu şekilde Türkiye'deki bütün muhalif güçlerin, eğer o karşı devrimciler de AKP iktidarına muhalifse, sadece seçim için işbirliği yapılır, seçim güvenliği ve Türkiye'nin önüne bir vaat konur. O vaat ikilidir o vaatte. Birincisi, kısa vadede ekonomideki yangın nasıl söndürülür? Bunu altılı masada söylesin, diğer bütün partiler söylesin. Orada bir mutabakat sağlansın. Çok basittir o mutabakatta. Türkiye'de ekonomide yapısal değişimlere gitmeden, bakın, yapısal değişimlere geçiş ancak bir sene sonranın, 1,5 sene sonranın işidir. Ama ilk etapta bir yangını söndürelim. Yapısal değişime nasıl geçeceğim ki ben? Neoliberal politikalarla Türkiye'yi emperyalizmin kucağına oturtmuş Ali Babacan'la yapısal değişiklik mi yapılabilir? Yani Cumhuriyet Halk Partisi Ali Babacan'la ekonomide yapısal değişiklik mi yapacak? İyi Parti Ahmet Davutoğlu'yla Türk dış politikasında yapısal değişiklik mi yapacak? Allah aşkına kandırmayalım kendimizi. Kandırmayalım kendimizi. Peki hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Demokrat İyi Parti hem Cumhuriyet Halk Partisi hem İyi Parti hesap soracağız diyorsunuz meydanlarda, orada burada. Telekom'un hesabını Ali Babacan'dan nasıl soracaksınız? Şehir hastanelerinin hesabını Ali Babacan'dan ve yine o dönemde başbakanlık yapan Davutoğlu'ndan nasıl soracaksınız? Nasıl ekonomide yapısal değişim yapacaksınız, sağlayacaksınız? O neoliberalizmin ve emperyalizmin işbirlikçisi karşı devrimcilerle. O yüzden ekonomide yapılacak şey altılı masada olur veya bütün katmanlar kısa vadeli ekonomide yangınla nasıl mücadele eder bir anlaşalım. Sonraki devreye bırakalım. Çoğunluğa bırakalım. Çünkü sizin şu anda oyunuz da yok üstelik, yani Deva Partisi olarak da Gelecek Partisi olarak da. İki, anayasadan da memnun değiliz ama yine bu seçim için şu konuda mutabakat yapılır. Bütün herkes tarafından. Bütün anayasayı değiştirmeyi biz bu seçimde yapmayacağız. Biz bu seçimde hemen ilk 1-2 ay içerisinde meclis çoğunluğuyla Cumhurbaşkanlığı sisteminden meclis ve başbakanlık sistemine geçişi sağlayacak düzenlemeleri yapacağız. Hatta bunun için bazen anayasa değişikliğine bile ihtiyaç olmayan Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle de bunu sağlayacağız dersiniz. Ama şunu dersiniz. Anayasa yapma yetkisi kurucu meclisindir. Böyle seçim barajlarıyla olmuş meclislerin işi değildir. Bu iki vaatte bulunursunuz. 3 ay içerisinde ikinci bir meclis için seçime gidersiniz. Bakın bu hükümet, yani yeni hükümet Haziran'da seçilir. Yeni meclis Haziran'da seçilir. 3 ay sonra Eylül'de, Ekim'de bir seçim daha yapılır. Burada bir ikinci meclis oluşur. Bu ikinci meclisin tek bir görevi olur.
O da kurucu meclis. Tek bir görevi olur. Bu ikinci meclis seçimi için sıfır baraj olur. Herkes temsil edilir. Ve bu meclis 1,5-2 yıl içerisinde en geç toplumun tüm kesimleriyle tartışarak yeni bir anayasa metnini hazırlar, onaylar, toplumun onayına sunar. Ondan sonra aradan işte ne oldu? Toplam 2 yıl geçmiş olur. İki meclis birden çalışır ve o 2. yılın sonunda tekrar bir seçim yapılır. Ve o seçimden sonra artık ekonomideki yangın söndürülmüş, anayasa, bütün toplumun büyük çoğunluğu tarafından yapılmış anayasayla Türkiye 21. yüzyıla devam eder. Yoksa öyle bir grup, bizim derdimiz yeni anayasayı yaparken yeni anayasanın ruhunda, felsefesinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün ülke ve devrimlerini tekrar egemen kıldı. Bizim derdimiz yeni anayasada var olan karşı devrimin izlerini silmek. Ha yok, böyle bir derdimiz yoksa, karşı devrime razıysak, karşı devrimi biraz makyajlamak istiyorsanız ve ona razıysanız, buyurun altılı masayla bu anayasa değişikliği size hayırlı uğurlu olsun. Ama ben altılı masanın bu anayasa değişikliğine şiddetle karşı çıkıyorum. Diyorum ki karşı devrimle mücadele Atatürk ilkelerine sahip çıkarak, Atatürk ilkelerine sarılarak yapılır. Karşı devrimcilerle kol kola girerek karşı devrimle mücadele yapılmaz. Kısaca özetle söylemek istediğim bu. Görüşmek üzere. Bir başka gün tekrar ekonomiyle ilgili sohbetlerimize devam ederiz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Thank you.